Çocuklar ne yapıyor? Alıştılar mı oraya? Bildiğim gibi yani. Tabii biraz zor oluyor. Yani iki kişilik bir hayattan bir kişilik bir hayata geçmek. Yani alışmaya çalışıyorum. Sıcak mı orası? Annemler ne yapıyor? Ben aldım biletimi. Yani ay sonunda geleceğim. Ben Yusuf dedenin bir mezarına bir gitmek istiyorum aslında. Eğitim güzeldi. Yani çok yoğun geçti tabii, biraz zor geçti ama... Evet. Aile dizimi. Evet, gelince anlatacağım sana zaten daha ayrıntılı. Hadi görüşürüz gelince. Selam söyle annemlere babacığım. Havalimanı için alçalmaya başlamış bulunuyoruz. Lütfen yerlerinize oturun ve kemerlerinizi bağlayınız. Koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı ve güneşlerinizi açık konuma getiriniz. Tüm elektronik cihazlarınızı ve cep telefonlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz değil mi? Park etmiyoruz. Serdar geliyor. Park edeceksiniz. Hemen alalım hepsini. Aha. Ben şurada geçeyim. Bekleyeceğim. Sen geç istersen hadi. Aha. Çünkü ben sığmayız. Arabayı nereye koyalım dersiniz? Hemen evin önünde. Buraya, bu tarafa. Sağ mı? Arabalar yukarı gidiyor. Burası bizim evimiz. Tamam. Git git git. Git. Ay dur, elleyeyim seni vallahi. Memnun oldum. İyi. Güzel ya. Meryem hoş geldi. Hoş bulduk. Merhaba Maria. Derya daha mı iyi biliyor sözleri? Hayır.
Bak Murat'a bakacağım. Tamam ya. Zarine ne yapıyor bunu? Reyhan. Gel. Bu sefer öyle komik şeyler yapacağım ki Zarine de gülecek. Evet ama önce bize türküyü söyle gel. Rahat. Lütfen. Hadi gel otur oraya bir yere. Tamam şimdi göstereceğim. Gülüyor gülüyor. Süpermen geliyor. Süpermen torbayı takmış. Süpermen mi? Hey Süpermen! O ne ya? Diva! Alba! Gel! 3 saniye efendim. Sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ne iş atalım da ben cevap diyebileceğiniz bir sorudur ama illa ki doğru cevabı bulmak zorundasınız. Çocukluğumuzun geçtiği yerde yer. Ben ona bakıyorum. Ona mı bakıyordun? Tamam, bu bahçeler işte biz. Hani bir zamanlar bu bahçenin nasıl olduğunu, bunun nasıl olduğunu, bunun oradaki suyun nasıl olduğunu, suda neler yaptığımızı. Yani insan hepsini biliyor. Hatırlıyorsun. O hoş bir şey. Yani şey olsa mesela hiç öyle bir anın olmasa düşünsene çok başka birine o kadar da çok böyle anlamlı gelmez. İşte boş, boş bahçeler bilmem ne falan şeklinde ama. Şuraya mesela gidiyorduk işte. Şey, biraz içinde oynuyorduk suyun, sonra balık diye kurbağa yavrularını topluyorduk. 2 gün sonra kurbağaya dönüşmüş bir halde, hayır bunlar balık değilmiş. Bir de buraya hep geliyorduk ya mesela akşamları, değil mi? Ben hatırlıyorum buraya kadınlarla geliyorduk, kızlarla ya da nenemle geliyorduk. Nenem burada mesela akşam güneş batarken masallar anlatıyordu falan. Mesela bazen düşünüyorum mesela biz yogada işte meditasyon yapıyoruz falan filan. Mesela buraya geldiğimde onu fark ettim yani. Sadece böyle burada oturmak bile aslında acayip bir meditasyon yani. Tabii. Hani bu toprakların tuhaf bir şeyi var ya, enerjisi var ya. Ya bu aile diziminden bahsetmiştim ya sana. Hı hı. Yani bütün o ailenin, kendi çekirdek ailenin geçmişinde yaşanan olaylar. Mesela işte ne bileyim göç, cinayet ya da işte çocuk ölümü, kürtaj. Ailede bir bireyin mesela reddedilmesi, yeterince kabul edilememesi. Bunların hepsi diyor ki senin üzerinde, yani bir sonraki kuşaklar üzerinde bir etki yaratıyor. Yani anne baba ve çocuk arasındaki ilişkide farkında olmadan sen o yükü alıyormuşsun mesela. Diyelim ki annen birinin yasını tutmuyor. Hı-hı. Aslında o onun görevi ama sen anneyi korumak için mesela o yası onun adına tutuyorsun. Sen. Dolayısıyla mesela diyor ki bütün yani karma, mesela bu bir senin aile karman. Bir de diyor yaşadığın coğrafyanın karması var. İşte ülkenin karması, bu buranın karması falan. Mesela onu düşünüyorum yani burada ne biçim bir karma var arkadaş. O bu yani hem bir taraftan bütün o acıların yaşandığı şey falan yani çok tuhaf. Hem bir taraftan bütün o bilgeliğin yaşandığı şey falan. Hani çok bilmesen de hani o onların yüklerini çok taşıyorsun içinde. Onun için mesela hani ben bu hikayeyi aklımda yani oluşturmanın biraz şeyi de oydu. Geçen sene hatırlıyorsun, geçen sene böyle birazcık böyle üzgün olduğum bir zamandı falan. Hani böyle bir ne oluyor ya? Yani bir şeyler olup bitiyor hayatımda. Ama yani bunun olup bitenin dışında da bir aslında bir etki var benim üzerimde hani. Bununla ilgili işte terapiye gittiğimde, o aile dizimi şeyine gittiğimde mesela şey sormuştu adam bana. Aileyle ilgili şeyi sorunca yani işte anne, baba, dede falan, bu bizim Yusuf dede, Ermeni dedenin hikayesini anlatmıştım yani. Hani
Bizim Ermeni bir dedemiz var işte, bu olaylar sırasında bulunuyor, evlatlık alınıyor, büyütülüyor. Ve şeyi sormuştu, hani bu kimliği sahiplendiğiniz bir kimlik mi? Ben de yani evet Ermeni olduğumuzu biliyoruz ama o kadar yani. Buna dair hiçbir bilgimiz yok. Zaten hani dedenin ismini bile bilmiyoruz yani. Hiçbir şey hani böyle hikaye gibi yani. İşte dedeniz bulundu, işte biz onu büyüttük, çok iyi adamdı. Hatta o zaman böyle gelip mesela annemleri aramıştım hani biraz bir bu hikayeyle ilgili bir şeyler sorayım diye. O zaman öğrenmiştim mesela öldüğünde mezarını, yani öldüğü yere gömmüşler. Yani uzakta bir yere, böyle kimsesizler mezarlığına. Ve o zaman çok şey olmuştum böyle. Ulan böyle bir, yani herhalde ben de onunla bir bağ kuruyorum yani. Onun o yalnızlık hissi, mesela kendini böyle kabul ettirme şeyi, anladın mı? Böyle hani bir iyi insan olma, kendini kabul ettirme. Ve böyle mesela bazen böyle düşünüyorum hani, böyle bir özellikle yaptım değil ama hani bende de böyle bir kendini kabul ettirme şeyi yani hayatımda var, anladın mı? Mesela bir toplulukta, bir şeyde ya da bir kurumda mesela olmayı aslında seviyorum. Yani böyle bir tuhaf bir şey, kabul etme var şeyi, var olma çabası. Anne bak şu çirkinleri babama ver. Hangisi? Anne niye üst üste koyuyorsun hepsini? Kurur kurur kızım, koy bunları. Yer var anne. Nasıl? Hayır hayatım, kurur seyrekleşir, siz koy. Bir yarın bak böyle gevşer gibi. Gevşer arası şey. Daha sen karışmışsın mı anne? Sen, siz bilmiyorsunuz. Bu bizim tarzımız, bu da kurtlu. Tamam mı? Bu bizim baba, tarzımız. Al. Biz bunları organik pazarda satacağız. Bunların çekirdeği acı ama değil mi baba? Bir ağacın çekirdeği acı olunca hep acı mı oluyor? O cinsine bağlı bir şey mi? Aşılayınca mı acı oluyor? Yani doğal olan acı olmasın yani? Acısı da var, tanrısı da acı. Yani o dikerken geliyor. Evet, burası tamam. Baba şunlar senin, alabilirsin. Ay ne kadar acı ya. Evet ya, çok üzüldüm. Dede? Biz de sen yalnızsın. Anne. Dede çünkü. Dedik ara, hani konuşalım. Telefon okuyayım. Ali amca sen kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Yanlış bir soru oldu. 66 mı? Ne kadar genç gözüküyorsun? Teşekkür ederim. Kaç gözüküyorsun? Ne kadar genç gözüküyorsun diyecektim. Teşekkür ederim. Sana ben sordun yani. Ben, beklemedin benim konumu. Ben 71 yaşındayım. Gerçekten. Valla. Gerçekten. Gözüküyorsun. Olayı baştan anlatsam çok güzel olacak. Baştan anlatma, ben böyle şeye girdim. Röportaj olarak girmedim. Yo yo, hayır hayır, anlatabilirsin. Anlatabilirsin. İşte Hayderi Komer, bu Hayderi Komer'in babası. Biraz köyün ileri gelen zenginlerinden birisi. Bir de burada Hüseyin Mirze, dediğin Mercan. Yaprağı şey değil. Buranın en zenginlerinde. Dur canım. Anne biz şimdi kayıt yapıyoruz. Biraz ses söyleyebilir misin? En zenginlerinden bunlar, yani köy aralarındaki ileri gelen zenginler hepsi birbirini tanırlar. Yani böyle muhabbetleri olur bunların. Malatya'da bunlar birleşiyorlar. Yani beraber kafile kafile. Yok, araba yok, vesayet yok. Herkes affedersin atına katırına gidermiş Malatya'ya. Bunlar kafile gitmişler alışveriş yaparken caminin önünde geliyorlar ki iki çocuk koca kocaya girmiş. Caminin önünde mi görüyorlar? Caminin önünde. İki kişi koca kocaya girmiş. İşte biri 6-7 yaşlarında, birisi de 2-3 yaşlarında. Hayderi Kome olan, işte dedem Yusuf'u büyüten adam, kaydına nüfusuna geçiren adam, o Hüseyin Mirza'ya demiş ki, Hüseyin
Demiş ya Hüseyin ağa demiş, küçüğünü sen al, büyüğünü de ben alayım. Biz bunları götürelim, kurtaralım. Atlıyorlar terkilerini, atların terkilerini atıyorlar, getiriyorlar. Onu da pek fazla kimse benimsemiyordu yani. Herkes saklıyordu, gizliyordu yani. O da yani gizliyordu. Gizliyorlar, o da gizliyordu. Herkes gizliyordu yani. Ben Ermeniyim diye demiyorlar. Yani bu tip insanlar çok geldi burada. Yani az da benim bildiğim 20-30 kişi vardı. Mesela Şemşik'te vardı, Haruşan'da vardı, burada vardı. Kızım yani böyle... Ya dedem... Dedem çok güzel bir insandı dedem. Dedem çok güzel bir insandı. Çalışkandı, emektardı. Bilgiliydi, aydın bir adamdı. Köyün talebelerini okutuyordu. Ya şimdi git sor, 50 yaşında insanlar varsa, 70 yaşında insanlar var, benim yaşındaki insanlar varsa, oradan muhakkak dedem Yusuf Uner'e okuma yazmayı öğretmiştir. Okuma yazmayı öğretmiştir. Ya 4 dönem muhtarlık yapıyor. 4 dönem, Çerkez şu ana 4 dönem muhtarlık yapıyor. 4 dönem dedin kaç sene oldu? 16 sene. Oo, bayağı. Her muhtarlık 4 sene. 4 dönem muhtarlık yapıyor bu adam ya. Böyle bir insan ya. Böyle güzel bir insan. Ama hiçbir iz bırakmadı yerinde. Hiçbir iz bırakmadı. Nereden dolaştınız? Nereye gittiniz? İşte Salman'a gittik. Salman'la konuştuk. Salman amca. Kim? Salman amca. Salman'da ne var? Öyle bir yaş. Köyün en yaşlısı bize. Onunla biraz konuştuk. Sonra bir şey yapmadık ya. Bir yere gittik. Bir çay içtik. Bunu içeri mi götürün? Ha yemek için. Ha tamam. Sağ ol. Ama sen suyu yedin. İnsan kahve bir yedik. Dede gel. Hele bu dede anlatsın. Oy 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 oy. Bu dede anlatsın size. Dede, dün Ali amca şey dedi. Ben dedi hatırlıyorum Yusuf Ali kendik. Ali Alagöz. Ha ne dedi? Dedi ki Yusuf dede kızdığında dedi Gülüm neneye karısına bizim anlamadığımız bir dilde dedi bir şeyler söylüyordu dedi. Yok o kafadan atar o seni. Sen hiç hatırlıyor musun öyle bir şey? Yok ne o ne biliyordu ya hala. Canım hatırlıyormuş 10 yaşında çocuk yani niye hatırlamasın?
Hiç mi konuşmaz derdi? Sen hat- öyle bir şey hatırlıyor musun? Kızdığında sadece dedi. Ya o yalan söylüyor, yalan söylüyor. Nereden kızmış? Kendi nereden görmüş? Hani kaçık bir ortakın var ya hani. 10 yaşındaymış. 10 yaşında değildi ya. Kendi 51'den öldü, kendi kaç yaşında? Sen değil mi, senin doğum kaç yaşında? Bu sefer gidersen söylersin. Ben hatırlamıyorum. Yok, yok. Kızımdan. Babam hiç kimseye kızmazdı. Mümkün değil. Ben başka bir şey söylüyorum. Yalan yok. Hiç Ermeni olduğunu falan söyler miydi? Kim? Dede, baban. Dedem yani. Yusuf. Yok, kendim değil mi? Herkes biliyordu. Kumaya bir eşi ve abi. Kumaya eşi ve adakı tam da bu dönüyor. Mali civer de. Mali civer ne? Kavur. Ama kimse babama kimmezdi, görmor demezlerdi. Aslında. İşte kavga ettiklerinde mi söylerdi? Bazı kavga ettiğin zaman söyler. Ama kimse babama hiç kimmezdi söylemezdi. Asla. Ne oldu? Herkes şey yani severdi. Peki kim babana benziyor en çok? He? Babana kim benziyor en çok? Babama kimse ben sen benziyor. Herkes öyle diyor, söyleyeyim sana. Herkes diyor ki. Yüz olarak değil, dişçinin diyor. Ama aynısı. Ben benziyorum. Ama yükselce fiziksel olarak aynısı. Başka bir şeyleri benzemiyor diyorlar ha. Bak dede. Hala ben abadan kendim. Ben bunu katsın beni. Çok neymiş kendim. İşte o kutu ne kut. Söyledin, söyledin. Sorun perskene. İşte orada. Sen, ben ilk size söyledim. Daha çok şeyler var. Daha yarın maceramız yarın mı? Ha, tabii. Heyecanlı mısın bu yarın için? Nerede var? Bu bilinci nerede var? Dede, heyecanlı mısın yarın için? Yok. Ne heyecanlıyım? Yarın nerede çekeceksin? Yarın geleceğiz, dedemi alacağız, tabii, şey tabii. Yapacağız. Mezarına gideceğiz. Sina beraber gelmek. Güzel kalmak. İyi tamam. Sina beraber. Tamam o zaman. Düzenlene. Döndürene ne? Köy annesi. Haydar enişte tırıya ta gırt. Gırt ya tırıcı yeri. Niye? Ben onu tırıya ta raş gırt. Ben de o kuneliye canla tala çaydırıyorum. Kuştan mı bebe, kuştan mı? Et yok ki diyor. Niye? Et olmayınca tutmuyor. İşte ben bunu yapmak istiyordum. Bu şey mi? Artı işareti. Ha. Sen evlendiğinde Yusuf dede kaç yaşındaydı? Yusuf dede? Hı hı. 50. 50 yaşında işte. Hıncı mı? Sen evlendin, bir sene sonra öldü hafta değil mi? Hafta çıkışına ben var, hafta çıkışına ben var. Bir hafta sonra öldü. Haftanın başına bir bufta bu. Babası da oldu. Yatmayı bu. Dese koyda şükür. Mist yatmayı. Sen o zaman küçüktün, 13 yaşındaydın. Kim? Sen. Evlendiğinde. Kazaydın mı? Dayı piyası var mı? Sonra daha şaşırma babama Yusuf. Sen hatırlıyor musun köyde mesela nasıl bir adamdı? Kim? Yusuf dedi. Yusuf dede çok iyi, çok iyi. Kurban, kaçı basıyor sonra kur. Büyüle küçere okum, sırbi hama açı dakı, toni kaçı basıyor sonra kur. Kanı zon köyücü oda, kaç no köyücü oda. O kadar olsun. Peki hiç mesela Ermenice konuşuyor muydu? Yok le. Sonra değnek kır bu Ermenice. Kırmayız değnek. Türkçe değil. Zorşe gu, gutun zuvi sakırın, gutun yüse gutun. Tumor bu ufka kaysi ne zoni bu. Açuş da ne zoni bu bohtsa ucu magar ha bu. Bu kulon hart, bu bruşa çıtır ne yoy bu. Kolovak dona sar bu, sozak dona sar bu, leylona çi dona sar sez bu. Bruşa gzer. Az yüze zonma bu, açuş değil ne zon. Evini? Ha da bir kısa da bu, bohçıyla hamletliyim. Evlerinin bahçesine mi gömmüşler ha, altınları? Ha. Niye gömmüşler? Ne? Vaş ortan zer bu. Halca vaş ortan askeri tot, molda varan, kasnot işte. Dok bu ve cen, buraya cen de işte askeri kişi barına. Kişi da kuştun hınko. Cen de onu sebr o bina, ya hatta malat iten. La serhanda kaçer ruan ya la bat tibir o veterin.
Buraya ortaya da kapı girdi. Sormuş ki kadar ne bile kapı adam. Cenk de tırsı cebar tiver nuri. Cebar tiver nuri abnu abmeri masarkaz onu baron da bana duyuyla tabi. Bile vermiş gibi oğlum bir de bitti. İşte olmaz oğlu buraya hemen ben ne bile buramı. Anne o bilim. Ve meşe dimey her tine loça kapır bine. Momem de ilerledi. Her tine bir de bir... Hone kustu gidelim. Deri gülüte yetti. Bir beş tane loça kaçırdı. Bir bayder kumel. İşte her tine ne momem. Azı ve o zaman. Şu dinle sonra bakayım. Bazen üzülüyor musun babanın mezarını orada bırakmış olmaktan? Ne? Sen... Dedenin, yani babanın mezarı orada ya, hani bir daha buraya getiremedin ya. Ha evet. Yani hiç üzülüyor musun getiremediğin için? Nasıl bilmiyorum ben, bilmiyorum ben. Üzülüyor musun? Üzülüyorum ama ben senin için yokum. Başımda olsaydı ben getirirdim ben. Bir araba tutardım. Ama o zaman ev şey yol yoldu. Şey, bak şimdi 3 saatten 4 saatten Antalya gidiyordu. Tabii haklısın. Gidiyordu. Haklısın yani. 3 gün yola gidiyor ki biz... Antalya doktora gidelim. 3 gün. Bir de sen o zaman çok gençmişsin. Çocukmuşsun yani daha. Tabii ben 19 yaşındayım. Sen sana götürme kokar demişler. Sen de götürmüşsün. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum sen. Çocuktum ama yine şey etmezdim yani. Bazı çocuklar var. Haklı. Ben haklı değildim. Niye canım? Haklı olsaydım ben yok. İnan babam gibi. Babam götürse adam ne olacak? Ağır götürdüm. Yani adam öldükten sonra. Yılan adam şefaat beklenmez ama der ki işte falan adamın ama mezarı. Ama senin sonuçta kendi ailesinin olduğu yerde olması iyi bir şey değil mi yani? İyi bir şey ama oradan yoldu. Niye bak şey kumosu Antap'tan yoldu, anam Antap'tan yoldu, mezar orada. Ama belli bir mezarı ama var. Belli bir mezarı var. Yani gitmek evet. istediğinde gidip ziyaret edebileceğin bir evet, mezarı var. Evet. O yani kötü olan o. Ben neye üzülüyorum biliyor musun dede? Bir insan öldükten sonra istersen bir üstünde bir apartman yap. Hiçbir faydası yok. Üstünde bir taş yık. Ne falan. Kaç tane bizim buradan yani mezarı çıkarttılar. Gemik, simsiyah gemikler çıktı. Topladılar bir kefene koydular. Bir beza koydular. Başka bir yere koydular. Ama toprak oluyor. Öyle çekip gidiyor. İstersen ne olsun. Olsun. O çekip gitse de sonuçta senin yani onun ailesi kalıyor geride mesela. Evet. Bazen ben öldükten sonra. Ben mezarı ziyaret. Sen ölürsen biz seni bırakmayız yani bir bak, yerde. Zamandan benim hatırımım sen bilmesen beni bize bana kıymet vermedikten sonra ben öldükten sonra istersen o zaman büyük bir apartman yap yani bir kupa yap. Net hiç. Niye şimdi sen babana kıymet vermiyor muydun ki yani? Veriyordum ki hatta tamam. Ben değil ki bütün komşular veriyordu. Herkes veriyordu. Ama öldü. Ama herkes bir gün ölecek zaten ama. Çok özel kıymet vermiyordum. Saklı samanı 40 adamı besliyordu. 40 bin kişi besliyordu. Herkes seviyordu. Ben de görmedim. Kıymet vermiyordum ama öldü gitti. Ya ölsün öldü. Gitsin önemli değil. Bizim peygamber öldü. Ölsün ama yani öldü diye o zaman her öleni her yerde bırakalım unutalım bir Allah daha. Ya bir adam öldükten sonra sen ne yapabilirsin ya? Ha bir taş. Ha bir adam. Olurmuş. Ne anlarsın? O zaman niye mezar yapıyor insanlar köylerde? Ya niye bir bellik yapıyorlar işte bu adam falan mezarı. Bellik yapıyorlar. Bellik yapıyorlar ama gidiyorlar ziyaret ediyorlar bazen onu hatırlıyorlar. Tabii. Biz nasıl mesela şimdi bu konuşuyoruz. Almanya'dan var ya Almanya'daki mezarlar sen de ki ben bunlar içinden hiç çıkmayayım. O kadar ki yani. İşte biz de mesela Gülü, gitsek. Gülistan. Dede. Biz de gitsek mesela bir şey belki bulsak, getirsek, bir mezar yapsak köyde güzel olmaz mı? Yani biz bir şey getiririz hiç olmaz belki falan adam. İşte biz gidersek işte bir deneyelim bakalım yani belki bir şey bulabiliriz. İşte mezar olunca işte insanlar unutulmuyor bu adamı. Olmayınca bir de kendi şey köyünde olsun. İşte zamanda unutursun. Niye bittin lan yani? Yok şeyi soracağım. Hepsi bu. Yok gayet güzeldi zaten yani anladım. Zaten ben hatırlıyorum biz hep soruyorduk zaten bir tek ben değil. Sen hatırlıyorsun Havva senin kızın hep sorar. Haydar abi sorar değil mi? Haydar amca sorar. Bak İlker bir sürü şey biliyor. Yani bir sürü insan hep merak ediyor aslında yani. Hikayeyi hep merak ediyor. Biz de hep soruyorduk yani. Ne? Şey diyeceğim sana, biz yarın gideceğiz işte babam, ben, dedem.
Mezarını bulmaya çalışacağız. Hani. Ha. Yani. Mezar tanık. Hani mezar tanık. Mezar tanık tanık. Bulamaz mıyız diyorsun? Tabii buraymış. İzoni kulakarım izoni mezar tanık. Kimleri yavrular. Ama kaç, gitmemiş ki kimse, kaç sene olmuş, belki 50 sene olmuş. Otelimizin kaç yılı bir şey yönetmeyi bulandım ben. Vezince bu, ille dengum bu, yönetmeyi vezince bu. Adar ne bu, kırmı bu, tırmı bu. Tırmı ne bu, işte halı bu, tırmı kaldırmış ki. Kavri kırmı ne bu. Hakkı harun eski, hayatım da. Biz diyorduk, belki varsa alırız, getiririz bir mezar yaparız köye. Evet, kaşkı o, kaşkı. Ma tanto da getse bana. Niye Antep'e mi getireyim? Hatırlamay dergir zarfçı da var. Kendi kızıyla oldu Antep'te mi mezarları? Dedi kaçsın o ne şehirde rekirle var. Hep gittim var. Orada var. Ama mezarını getirebilseydik köye ya da Antep'e iyi olurdu değil mi? Hayır. İşte. Hepimiz otur ölecek yani. Kimse, dünyadan kimse sağ kalmaz. Ama Allah gençlerin acısını göstermesin de ötekilerde zaten. Gidenler geliyor. Gelirsen. Aa, bu kalırsa ne olacak, kalmasa da ne olacak? Adam gece gün bir parça bir şey yiyor, buradan yatıyor. Gece gün buradan yatıyor. E işte buna bir şey yani yapamaz. Ne olsun? Bu kalsa da ne olacak? Yani o kez bu zaman gelince ailesinin yanında en azından. 110 yaşındaki insan. Ya bir insan yani siz her şeyi yani eli çektikten sonra, şöyle yatağa gittikten sonra ölmesi daha iyi yani. Bu gitgide kötüye gidiyor. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim bak ben... Bak körsem onu gördün. Gördüm. Adam koltuğuna çıkıyorlar, zorla indiriyorlar, kalıyorlar. Ama ağzı durmaz o pezevenk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben niye çok istiyorum biliyor musun dedenin mezarının buraya gelmesini? Hiç merak etme biz gideriz efendim. Gideceğiz gideceğiz ama niye istiyorum söyleyeyim mi sana? Söyle ha. Mesela ben şeye çok üzülüyorum. Bu zaten biliyorsun 5 yaşındayken... İşte 1915'te zavallı zaten ailesini öldürmüşler yani 5 yaşındayken evet. Bulunuyor. Oraya bir ailenin içine giriyor tamam çok iyi yaşıyor falan. Sonra adam ölüyor ölünce de bunu uzak bir yere gönderiyorlar yine. Anladın mı? Çalalım mı? Ne? Yok gözümde. Ben sordum. Ama tabii küçük bir düşün. Küçük. Gidin toplayın istedim. Yusuf Bey için bu Yusuf. Baba Yusuf ile bir inandır. Hala kumar. Al gayrı be. Nokta bunlar. Et için bu, et için bu. Maray kök bu. Tümeri var, tümeri var. Tümeri için. Ermeni bu var mıca? Ne? Ermeni bu. Ama neyse, Rabbim. Bakka çıkıyor, bakka çıkıyor. Yön böyle bakhoi kir, yön böyle bakhoi kir. Hani fethin. Ne var fethin? Yusuf. Yusuf peygamberek. Kalçıyı gırkere. El kadere kumme gırkere. Mori dediğine gırkere. Ek mamale. Kırdı. No, no.
yoğunluğu de. O zaman yok. Mamaya kardeş gerken. Ceşar. Ceşar. Mamaya kardeş. Pırla gavur ver ona. Pırvun. Gavur vatana. Ekhete geçer. Ve kuşlar. Lav. Nokumunuz da ne zaman? Oruç kırana hala kurt etmedi. Bak bahsediyor her. Ha. Can derme bu. Totem olayım var ki annem. Yok anne ayıkçı sor. Totem ustalı dayım. Makarna konyon. Makarna konyon. Yandık. Yandırı. Aka konyon ha. Esayin karın biber onu yayarına. Bakışma. Ama ezeken korku şirket yapar yediğin. Bir çıkmış ha. Damın ağacından saklanmış ha. Evi. Evi doyuna kıştına. İyi çıkıyor abi. Şöyden ki. Yedem. O Yusuf hakikaten tutar doğruluyor ne? Eğer burası okulsa... Böyle bir avlu gibi bir şey var. Hatırladın mı? Çerkez uşağı. Çerkez uşağı. Çerkez anasında. Çerkez'in, Çerkez'in. Merhaba. Merhaba. Hatırladın mı bizi? Yok. Saçma. Nasılsın? Şükrü'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Dön beri. Seydo gelmemiş mi? Dönüyor var, oraya var. Ay 27'sine geliyorum. Ette, peki kızım sen kim kızsın? Yusuf'un kızı. İşte Yusuf'un kızıyım. O bana kadar paranayım. Saç elma para bu hepsi kim kız? Allah. Yok görmedim ki ben ne bileyim. Sana söylüyorum. Sen söyledin ama hangisinin bir iki üç tanesini bilmem. Hangisinin kasetleri bilmiyorum ben. Ha, yok yok Yusuf'un kızıyım. Ne Yusuf benzemem bir şey. Saç elma para bu hepsi kim var? Ne oğlum? Evet. Abla sen adın ne senin? Devrim. Devrim. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum amca. İslam'ı kalksana be. Biz işte geldik, bir geçen hafta bir geldik, bir de iki gün önce geldik o belgeseli yapmak için. Bu bizim işte büyük Ermeni dede var ya. Onunla ilgili biraz soruyoruz, soruşturuyoruz. Tanıyanlara soruyoruz. Ana.
Adamın git yerde yurdunu bulun, yerde yurdunu. Sen niye böyle rahatsızsın ya böyle? Keyfi görünmüyorsun. Ben mi? Yok, ben iyiyim, çok iyiyim. Yok, yok. Siz konuşarsınız diye konuşmuyorum. Hayda dayıma bir bak. Ha? Zaten oğlum. Ne oğlum? Adem kadını ne yaptın, hadi. İyi bakalım, şimdi argın bir tarafın var mı? Baba. Ama zaman değil. O da başka bir bitik. Sen hatırlıyor musun onun nasıl bulduklarını? Yani hiç duydu, hatırlıyor musun derken duydun mu? Yok, o bilmez. Şey, anladım, Yusuf dedeyi. Evet. Nasıl bulmuşlar? Nasıl gelmiş buraya? Nasıl gelmiş buraya? Ya, ne bileyim, her biri bir şey söylüyor. Dayım bir şey söylüyor, biri başka bir... Ne diyorlar? Çünkü ben soruyorum, herkes başka bir şey söylüyor. Hayır, kimse yani kötü yanını söylemiyor. Nedir kötü? Yani biz kendini iyi biliyoruz. İyi bir adamdı, yani. Rahat bir adamdı. Yok yok, çocukken nasıl gelmiş onu buraya? Evlatlık almışlar yani işte, değil mi? Türkiye'ye nasıl gelmiş? Almış ya. Getirmişler. Nereden getirmişler? Malatya'da mı getirmişler? Nereden getirmişler? Elazığ'da mı getirmişler? Malatya. Elazığ değil mi? Malatya. Malatya. Öyle diyorlar ama. Malatya mı Elazığ mı bilmiyorum. Derine sorma. O Ermeni çocuklarından biri değil mi? Bırakılan Ermeni çocuklarından biri. İyi, Hasan tamam. Yok, dünyanın Ermenisi, öbür ismi var. Hepsi aynıdır. Kim insan olursa insan odur. Ermeni olsun, ne olursa olsun. Ben de sana hiç fark etmez. Tabii canım, bence de fark etmez de. Serkazan'a diyen. Gideceğiz oraya. Adamı mezarı yoksun, neyini araştırıyorsun? Niye Gökpınar'dan? Nasıl Gökpınar'dan? Oradan mı ölmüş? Orada ölmüş, oraya... Karapınar var ya. He? Alçalak öğretmen okulu Karapınar orada mesela. Orada mı vefat etmiş? Orada var, orada gömmüşler. Hiç getirmemiş. Kaç sene olmuş? Beni bir bölge bir dolu yazdı bir araya. Soyumda sarıp o, sana adı da var. Doca daha o anlatmış ki, hani tamam da bu kanım da senin başı seva, noca askat. Ha, evet, onu anlat, onu anlat, onu anlat işte. Bak da o kadar hoş bir. Bana şey, hasta olduğu zaman mı? Hasta olacak. Ha, bak, öyle de düşünce. Hasar biri, zot doji diye harcıyor. Ado zotu go. Go ama ot kam nu khav khona. Go me mezkir kun go ne das khav jada sto kat bo khav khor. Toprak na yid. Toprakla beraber. Beraber yid. Sence hasta. Yusuf bu mu go? Çaracı Yusuf go der gishma Yusuf. Yusuf go çaracı ne se ne yok. Ne yaptın go? Go mu go kok 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 eve git. Eve geldi hastaladı. Kadar götürdü harap orada yurdu. Şeyh Ali abi, o dönem senin baban askerdi değil mi? O 1915'lerde falan. İşte daha önceler babam askerdi. Şeyh Ali, harçlık. Var harçlık. Anlar kısacımı sakın edin. Çabedim. Orada bir anlatımlar var mıydı mesela işte? Bir anlattığı bir şey var mıydı hiç askerde? Ya olsa bile yani, babam anlatsa bile şimdi ben çoktan unuttum. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Sen bana sor. Gel gel soralım. Haydi. Babası. Babası. Babasıyla bir de benim babama muhalefet ha sen iyisin. Çayım tekbir, ben çay içmeyeyim. Her her çay. Ne çıkarsa. Babası askere diyor, ben 300 tane Ermeni öldürdüm. Oğlu mu? Kaşık harabin oraya. Öyle diyordu dedem. Ne dedi? Daha ben küçük yaştayken biliyorum. Ne diyordu? 200-300 tane Ermeni öldürdüm diyordu askerken Elazığ'da. Babama da bir gün sordu, niye bunları öldürdün falan deyince. Ne yapalım, öldürmesek diye emirdi, mecbur oldu askerken. Hem de birbirine kollarını bağlayarak böyle. Bağlayarak götürüyorlarmış, baltaya bir kişinin yanında balta. Biri bu tarafta boynu, biri öbür tarafta. Biri bu tarafta, biri öbür tarafta. Biri Amoklu'ymuş, biri de bu. Biri Amoklu bir köyde Şaban diye birisi, bir de dede. Deden o zaman, dedeniz o zaman asker miymiş? Tabii askermiş. Ne zaman? Yani 1915'ten. 1915'te o aralar. O ara, Elazığ'dan. Ama Elazığ'dan, evet. Burada değil, Elazığ'dan. Elazığ. Dedem anlattıkları öyle. Biz küçükken anlatıyorduk bize. Bunları hep tek be tek anlatıyorduk. Öyle değil. Bunları çok yaşamış. Ülke böyle. Soykırım yapılmış yani. Ya yapılmış der ki işte. Dedem canlı örneğiydi. Bize anlatıyordu her zaman bunları. Ya ben babamda sordum. Hatta abi. Birinde bak dedi ki biz böyle baltayla vururken bunları öldürürken birisi arada kaçtı dedi. Kaçarken bir tepe sırt bir yere çıktı, biz peşinden geçtik gibi bir boğazanın içinde. Böyle bağırıyoruz, biz gitmiş orada, biz kutlana çökmüş. Taşta düşmüş, bir tarafı böyle o komple sıyrılmıştır. Tüfekle vurdum burasına, diye çöktü, öyle öldürdük adam. Böyle.
Yani sizin dedeniz Malatya'da olsa belki de bizim dedenin ailesini öldürenlerden biri. Öldürebilir yani bu öyle yani. Bu katliam ise katliam böyle. Yapar. Yapar yani. Öyle yapıyorlar. Peki, gerçek yani. Evet yani gerçek olduğunu anladım. Öyle. Dedem kendisi anlatıyor. Canlı örneği var. Oğuz anlatıyor. Ama iyi kardeşim. He? Şimdi hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorum derken doğru o unutuyor. Unutkanlık var, unutkanlık. Peki şey yapıyor mu? Üzülüyor muydu bundan dolayı? Üzülür tabii, üzülmez olur mu insan ya? Neticede üzülüyordu yani ama yapıyorduk, mecburiyetten yapıyorduk. Ha mecburen yaptı. Ya yapıyordu, asker yani emri veriyorlar, yapacak. Hatta öleceği zaman diyordu, adamlar geliyor diye. Adam sayıklıyordu onu. Ermeniler mi geliyor? Adamlar geliyor diyor. Böyle öleceği zamanlar hep hatırlıyordu. O zamanlar mı daha çok hatırlıyordu? Ya işte. Yaşın. Adamlar geliyor, adam ne yapıyor dedesi, diye böyle aşırı yapıyor. Dedesi, annemin halasıyla evli dedesi. Aynen. O öldüğünde siz kaç yaşındaydınız peki? Önce ben 19 yaşındaydım. Ha büyüktünüz yani. Tabii canım, büyüktüm. Ben her şeyi hatırlıyorum. Söylerken yani. Tamam. Hayır, ben bir tek acım Kemal Akkaya'nın oğluydu. Kemal Akkaya'nın oğluydu. Evli diye bir şey. Şimdi Kemal abi o Kemal Akkaya diye bir düğünde yani üzerine Kemal Akkaya diye yazmış şey yapmışlar reiste çocuğun ay Kemal Akkaya diyorum şey ne Akkaya da çocuğun ismi Bülent var yok Bülent değil İpek bir tane şey. En babayiydi, bir benim babam, bir de komşu köyümüz var, Sünni köyü. Bir de onlarda Şaban isimli bir adam vardı. Bunlar içini seçip götürüyorlar, her birisinin eline bir palta. Çıkanların birine beni arıyorsa, birine babam vuruyormuş, birine o vuruyormuş. Allah yardım etsin. Yani. Deyince ben titredim böyle. Baba dedim, hiç Allah'tan korkmadınız mı? Ne yapalım babam, yavrum ya, korkunuz da yapalım. Yapmasaydı. Ama böyle gidiyor. Emir eri tabii canım. Ben şuydu. Ne böyle? Böyle. Zor. Yola Rumen, yola Rumen. Yazar, söylüyorum bir şey arada. Biz de o zaman bir gidelim baba. Bir gidelim. Sonra şey yaparız. Bir gidelim de gidelim. Tamam. Kim ne kadar para kazanabilir ki? Değil galiba değil mi? Ama milyonlarca insanın geleceğiyle oynuyorsunuz. Ben çay su gibi içeyim. Ama o zaman çay gibi olmaz ki. Çay biter mi? Tabii. Bak teyzeye. Bakayım.
İşte Karadenizli bir teyze. Biri. Gitmemiz de yarışır biz. Ne ki orada bir şey yok ki. Bak şimdi. Ne ben biliyorum. Oyun bozanlık yapma. Geri gidin ne? Gidecek buraya yani. Olsun işte. Oh. Var mı işte gidin bak yani. Nele var mı yok mu? Mezar taşı nerede? Yok hiç yok. Mezar taşı var. Ben hiç kamera ne kırmak o. Gözabine. Ne bir şey vermişler. Bir demiş Yesul Bey. Gitmek istemiyor musun bu arada da hiç? Yok ben istiyorum yani. Gitmemiz yani. Yani biz gittim mi yani. Hiç olmazsa gelmeyiz, bir şey, bir şey yok diye tasallimiz düşer. Heh, evet aynen ha. Öyle. Gel her azına bakalım. Tavuk çiftliği mi var? Tamam, bir yuva yakın, gitme. Bir kilometre atmadan. Seni gideceğin diyeden beri. Gerçek canlı tavuk. Onlar et tavuklar, bayağı büyüyor. Yani kuşlar, yeni çıkan kuşlar da gönderecek. Yerine bir gidiyor. Sağa sapmayacaksın bir yerde. Ve sorak gene de. Öğretmen evine mi soracağız bunu? Yok, o yol. Dur şimdi bu tarafa. Öğretmen ev hazırları da buraya. Aşağısı bu. Sağa dönüyoruz. Buradan sağa. Yine buradan. Belediye aile gibi. Ha şöyle. Şöyle doğru doğru. Yol pınara bak o şuraya diyor. Bak sol, sol. İşte buradan bir yerden bir yemek yedik. Buradan bir yere. Buradan mı bakalım? Nerede yediniz? Bilmiyorum bak ama değişirmiş. Burada bir tuvalet vardı nereye gidiyor? Şurada. Dur bakayım. Şurada var tuvalet. Ha? Hangisi? Şurada. Şurada mıydı? Şurada var. İnelim mi? Tuvalete mi gideceğiz? Evet. Dur o zaman. Nerede? Sen git gidin be. Dokan tuvalet. Ama birisinden sonra. Şöyle bir müsait yere dursan. Ya biz yedik biz niye? Bir şey bilmiyorum. 60 sene bundan beri bu binalar yoğdu, yoğdu. Biliyorum, biliyorum. Niye de yani yeri acaba neresi onu merak ediyorum. Ne bileyim yine bu ileriden bugün. Şurada tuvalet var dedi babam. Ha? Şurada sen tuvaleti var dedin. Şurada şu bir yer. Şu bina olsun. Şu bina mı? Ha. Belki oranın bir yerde. Buralar hiç ev ne yoktu. Ha. Belki da inersen hatırlarsın. Ya oha inmesin de oha ben iniyorum. Gel, gel. Hayret gel. Ya. Gel. Şurada bir tuvalet var. Gel. Orada mı? Eski şehir.
sene var. 60 senelik olabilir mi? Bu kadar değil. Vardır, benim var. Ha, var. Bir de ben de var. Olabilir ya. Tabii. Biraz. Alo. Sezenin kumara biz geldik burada yemek yedik, o zaman şu binalar yoruldu. Bu eski resimler var mı? Var mı? Var. Bakabilir miyim? Çarşının şu bölümünde eski resimler yok. Uzun kahve derlermiş buraya. Yani büyüklerden önce. Daha sonra burası yanmış. Yerine işte burası. Yine aynısı. Şu çarşının şu köşesi. Ha. Yani şurası şu anki meydan. Şurası çarşı yani. Meydanı. Şurası işhanı. Bu belediye işhanı. Daha sonra bu çarşılar yapılmış. Ha, bu lokanta mı acaba? Heh, burasıdır. Zaten burada bir tek bu lokanta i̇şte mı varmış? O köşedeki çerezci var. Ha. Köşedeki çerezcinin yeri ise lokantaymış. O zaman burası şurası dedi. Burası çerezcinin yanındaki. Özbay'ın olduğu cadde. Doğru. O zaman lokanta dediğin muhtemelen o lokanta. Yok lokanta değil, biz ekmek aldık şuradan yedik, dışarıdan yedik. Oradan aldık. Lokanta gitmedi. Ha tamam. Yok o değil. Sizde elektrik kablosu var mı? Var abi. Dede gördün mü bak treni? 60 sene önce kaçırdığınız tren orada dede. Ne? Tren. Treni gördün mü? Nerede? Karşıya bak. Bak. Tren oraya gidiyor işte, oraya gidiyor bu tren. Tren oraya gidiyor. Hatırladın mı? Bu taraf. Ne taraf? Son mu? İstasyonun bu tarafındaydı. İstasyon dediğim... Bu tarafında. Burası mı istasyon dediğim? Burası istasyon Aral burası. Dur diyor. Alan şey... Hele gel bir inelim. Yolun bu tarafında değil mi istasyon? Evet. Şurası istasyon değil. Bu istasyon burası mı? Yok. Gel bir bakalım gel. Orası mı acaba? Burası da olabilir. Orada bir eski şey gibi. O bayağı bir eski bir şey. Ama burası istasyon. Ama bu istasyonun bu tarafı değil. Tahtalar hep değişmiş. Değişmiş. Otel buraydı. Neresiydi? Şurası olması lazım. Oraya kapalı ki bir sorak. Dur ben bu şuraya gideyim ben bir istasyonu sorayım. Tamam hadi sen git sor. Otel şurası mıydı diyorsun? İstasyon buralardan yok. Şu galiba istasyon gerideymiş. İstasyon gerideymiş. Nereden? İstasyon geriden değil ya. Orada adamlar söyledi. Yok mu adamlar? Orada adamlar söylemiş. Ne demiş? İstasyon, arabayı bıraktığımız yerin herhalde aşağısında. Ben hemen şöyle göre. Bunlar falan bak çok eski ev. İstasyon vardı. Evet, bura. Bura peki. Buranın bu istasyonun yanında bir şey vardı böyle. Neresi? Neresi? Toprağın olduğu yer. He? Taşların olduğu yer mi? Taşların olduğu yer. Bize gösterebilir misiniz? Ha, işte şu betonların olduğu yer. Ha, şu geçebiliriz değil mi oraya? Hatta şurası taşların. Şu mezarlık orada var. Bu eskiden de bu giyince neler bir tane otel
karşıdan vardı. Darandalı. He Darandalı. Ha. Darandalı. O ne? O otel nere? He? O otel. Otel son karşı otel değildi. Son karşı otel. Abi hep de ne geçer? O karşı sokaklı bina. Ha. Mazarlık burası mı? Ha, burası mazarlık buraydı. Demin onu kaldı da. O otel dediğin yer şu karşıydı ha. Aa, otel dediğim şu karşı ki. Sıra, sıra. Neresi? Aa, o karşı binaydı, otel dedi. Mazarlık daha buralardaydı, mazarlık. Mezarlık burası. He. Buralarda. Burası bu he. Alan mı yani? He, bu alan mı? Şu da oldu, sen olduğu aralar, o buralarda. Şuraları mı? Tamam bura. Şimdi Hacı ağa. He. Ben 51'den. Sen de 50'sin. 51'den. Kırcıgi. He? Kürazitle mi? Elbette ya, Kürazit. He, Kürazit. He, İstanbul'da. Çerkez uşağı. Çerkez uşağı. Elbistan. Sen Kürce biliyor musun? Tabii tabii, biz Kürdürüz biz daha. Kürce, ha. Sakallı diyoruz da biz size zannetmiyoruz. Zannetme ya. Evet. Burada 3 tane, 4 tane mezarlık vardı. 4-5 tane mezarlık. Peki, babamla, Saat'la, El-Biri'ye. Mahkem Hatap'a, Antopan'a buramda. Oteli Darandi. Eki Darandi ile buramda. Ama otel okuyucu ona. Ortası karşıda, Darandi. Ama karşıya ha, peki. La ben, taşınma. Dağ mazarıyla bırak. Ha, yahu, her sana. Beni daha ağabey boğum yoktu. Evvel sana cineci astı. La boğumun, bu duk kapıra spih havuncan tabuani bu. Amenin üzerine kadar. Orası demir yolu bir kat daha uzattılar işte. Orayı bozdular o zaman. Mezarlar sıyırdılar. Şu kat için sefer geldi. Mezarlık bu şeyde kaldı, alanda kaldı. Sıyırdı aldılar yani ha. Dağıldı mı yani? Dağıldı tabii. Burada mezarlık vardı. Mezarlık, vardı ha. Mezarlık. Mezarlık. Hatta bir tane şeyle geliyor. Hatta da bu köyden Hüseyin Ağa vardı. Evet, Hüseyin Ağa millet vardı. Millet hatın parafını götürün ya işte Merkot'a, Dahagirat'a, Kureci'ye be de, Parçıfı, Çedav'ı. Hazi yine zor bu. Evet. Ben onunla bir hal onu, ebeliğe jinciku ve tam şiye sonlaku hem not evveleri. İki tane. Şam Monaco sıkmış kırın götünü eki. Yok başı kabına silmiş kırın onu vera vera bırak vera çecek kırın. Ha vera çecek kırın. 210 kadar ha ne bileyim işte. Bilemez. Havala. İşte buralarda. Ne olmuş ha bak. Buralarda bir yerde otelde otelde daran diye hani var ne? Ha. Otelde daran diye. Zaman kasa çıkıyor. Yok yok olsun başkası aldı. Ev olarak kullanıyor. Darandalılar onlar. Ben abi Darandi. Öldü onlar. Babamın Nostaker. Mehmet. Ha Mehmet bu bazı hatun ya değil mi? Ma ortağı falan. Ya siz her şey buraya istasyona geldi. Yani o Darandı, Kürecik. Belki kuma şey. Oni Allah'a hata ve dara kuma oni. Ha. Babamın Nostaker. Babamın işi bu. O çu hama cek yarakır. Nebana çıkı ha bu cihazı hatu bu nebana çıkı. Hat basada Kur'an'a kuhand. Ay ben sube mahat öğretmen okuru yapar ya. Ama çıkı bu tuhtur. Eçendi ben Meriçman lafır da kuhand. Mahat mı var ama bu mezke mi bu. Ne hoşum bu kut ponta çe dodamın hem tanım. Ponta çe yüzey. Mağam da nata. Hat mezke inok lakız. Go işim ma ben makra tan top bana ba patisi mer mahja o patisi ne zon iki zo saroxe zon ne bilesin ha go ma ben bay bir sübe bol mu lafa jondo dedi oturat ya nere yoksa vallı da belli belli gideriz birazdan amca biz belli ikum milleti rahatın la go to turpa haber kishon de khanas go to bay go te nay zor mu atas kare na chu to ba go la re da parse fu go da mer go aba da ba da parse fu go akku wa go ta tersio mu la re tam zavra hence tamam yok bir şey yok araba yok tabii bak kotaracağım otomobil ko mahaget pura to bak to hata çarkazon ne demek yan arka sana tabii daha sonra reye hem fazla daha fazla kolare ko ale itme ko yani be parça be parami la sarve mago tamam ve oyun labra merkon hata tep kolon al nvanevi şabe ko bovem nasaker merko hazır tuyla mayo ot kurana klasar kon halani Merkan ama tam divo ama tam mal var pera sen ağa agot. Ha sen ağa. Ha. Am ben mal arma yemek yedi kunda sonra bir çekti heba getir. Ondan beri daha gelmedim. Ama masaj zara pesker gutan avdara sokmuş. Masaj zara pesker. Yo derb derb soruyorlar ya sana da bir sefer bir tane de Almancı daha var. Sana da bir sefer geldi. Sonra yaşan sonra geldim kardeşim ne diyorsun dedim. Mezarlık buraydı dedim. Bir avuç toprak al.
memleketine götür. Göm, onun işi değil mi? Yani maksat şey olsun yani. Ama şaşap madem. Gel gel bir şey ikram edelim. Geliriz amca. Sen git biz birazdan geliriz. Tahmin canı. Lafra dara şey bu. Abra abra abra. Baba hani etin abi hani etin. Yok sonra yapıldı. Bu abu abu arazi. Ha bu arazi. Ha bu arazi. Ama işte şöyle bura dara şey onun gelir. Ha işte demir yolu. Ha da bu dara şey bu yani buralarda bir yerde. Ha. O zaman bak bu cevizde yoğurdu bu evde yoğurdu. İşte bu kadar. Ne zor mu bu? Doyna. Peki buradan boş boşuna yani toprağı alıp götürsen yani toprağını yani ne yapayım? Mezar yok ki bir toprağı götürerek mezar olsa gemiler de götürürdü. Evet. Ama yani kavala iş olmaz. Yok yok ben zaten yani götürelim demiyorum. Benim biz için... gittik buraya geldik buraya hepiniz de taseliniz düştü. Evet. Biz gittik baktık ki yani hiç yerinde yok yerini düzeltmişler. Etmişler. Ama en azından ziyaret etmiş olduk, hatırlamış işte, olduk. Ha, sen 60 yıl sonra biz hepimiz merak ediyorduk. Adam diyor işte kaç defa gelmişler. İşte şeydir yine o kuzenlerimiz, bilmem neyimiz. Herkes her Haydar Hoca bir Haydar defa, geçen bir defa sene gelmişti. Gelmiş. Birisi gelmiş, bir iki tane gelmiş. Ama düzene bırakacak. Hmm, çok güzel be. Ama elini berbat eder o bu cevizi var ya. Başka ne? Hadi biz gidelim. Taksi neydi? Ha taksi neydi? Benim çek getirler dedi. Yok canım gitmezler. Siz hadi gidelim. Gelin gelin gelin. Yeter yeter. Şuraya ben buraya şey edeyim be. Ben buraya şey yapayım. Buraya şey yakın. Ha evet. Tam buralara. Ben buraya niyaz ettim. Sanki ben ha, ben mezarına gelmişim baba. Senin şeyini bilmiyorum. Hadi hoşçakal. 60 senedir. Bu yolun yolcusu biz de bu yolun yolcusuyuz. Tamam. Ve gelin gidelim. Onu niye oraya getirdin? Burada yemek yiyeceğiz dedi. Burada? Evet. Niye kapının önüne niye mi? Burası daha güzel manzara. Biraz şey sandalyeler. Biraz belge var o. Hayır o benim sandalyem. Daha var hadi yürü daha çok var. Neyse. Küçük mü senin ya? He? Kocaman mı yedin? Bayağı kocaman yedin. Değil mi? Ben şimdi bir lokma da yedim. Bak, rahat bak. Sen de yedin mi Zeynep?
Metiye edradar. Üşemiş mi diyecekim ben. Su yok mu ya? Su su. Geliyor geliyor. Anne bir çatal versene. Pırsık yap. Pırsık. Ne olmuş ki? Hasta mı? Yok. Ben şimdi galiba zor adlarım. Oh kurbani her. Annen kaçtı. Getir getir. Çüştün nokta sırt. Şunları alayım şu fazlalıkları. Bence de. Eğer benden ayrı gezip dolansın, benim bu eşkime igane kalsın. Eğer benden ayrı gezip dolansın, benim bu eşkime igane kalsın. Alışarım ot tutarım, hem yanarım ben. Alışarım, ot tutarım, hem yanarım. Bunu da bilmem, sensiz ben gülerim. Könlümü vermerem, hiç kese ben könlümü vermerem. Bunu da bilmem, sensiz ben gülmerem. Könlümü vermerem, hiç kese ben könlümü.